tarafa girmeyin. Ben Sabancı'nın da Koç'un da oradaki zekaların da CHP'yi dolmuşa getirenlerin de Türkiye halkını iyi tanıdıklarını düşünmüyorum. Onlar sağcı derken hala muhafazakar, dindar, içi. Yok kardeşim böyle bir şey. Bu içi boş bir inatçılıktır. Onu tutmuyormuş, onu sevmiyormuş, ona karşıymış. Tamam, bu Hacivat Karagöz kavgasıdır bu. O yüzden CHP'ye ancak şöyle diyebilirim, yani böyle güzel de bir fıkrayla bitireyim de işte halkımız öyle olsun bari. Şimdi bir gün hoca eşeğini şeye, mahkemenin kapısına bağlamış. Mahkemede de bir yalancı şahit davası görülüyor. Kadı da yalancı şahidi cezalandıracak. Ceza da çeşitli cezası. Bir eşeğe bindirip kasabada gezdirilecek. Cadde gezdirilecek ama eşeğin üstünde gezdirilecek. Şu CHP kasetleri meclisten yayınlayınca cemaatin el altından sürdü kasetleri. Bunun için söylüyorum bunu. Sonra de bakmışlar kapıda da eşek var. Hazır eşek. Eşek de hocanın eşeği. Kadı demiş ya hoca demiş. Biz bir ceza verdik. Yalan şahidi teşhir edeceğiz. Sen şu eşeğe bize bir ödünç ver. Hoca vermiş. Aradan bir iki ay geçmiş. Hoca yine başka bir vesileyle gel zaman. Hı. O kapıda yine orada eşeğini bağlamış. İçeride yine bir yalancı şahit davası var. Derken kadı gene gelmiş. Ya hoca demiş bir yalancı şahit davası daha çıktı. Yine kasabada teşhir edeceğiz onu eşeğin üstünde. Şu eşeğini bize ödünç verir misin diye. Hoca demiş ki ya demiş sen şu yalancı şahitlerine söyle. Yalan söylemeden önce bir ihtiyat eşeğe bulundursunlar yanında yani. Hep benim eşek, benim eşek. Şimdi bu fıkranın bir başka versiyonu daha var. Sen onu söyledin. Başka bir versiyonunda da kadı tekrar soruyor. Ya ver şu eşeğe falan deyince. O da demiş ki ya kadı efendi demiş ya bizim eşek demiş hırsız yalancı gezdirmekten demiş kendisi utanıyor eşeğin demiş. Şimdi CHP alıp bu kasetleri neyi teşhir ediyor? Kim adına teşhir ediyor? Halk adına teşhir et. Cemaat adına teşhir etme. Bak burada çok ince bir denge var. Biz halk adına bunları teşhir edeceğiz. Ama cemaat sızdırmış. Cemaati tutarak teşhir edersek olmaz. Biz 70 yıldır çocuğumuz ölmüş. Ses çıkartan yok. Yolsuzlukların hiçbirine ses çıkartan yok. Bu sağ seçmenin ya 80 yıldır bu sağ seçmenin ne olduğu acısını çeken sensin. Başında da Cumhuriyet Halk Partisi var. Halk Partisi. Halk Partisi'nin halkı tanıması lazım. Halk budur. Bu halkı bileceğiz. Hala %30'a bile inmiyor. %35'e bile inmeyen hırsızlıklarına rağmen. Çünkü bu inatçı seçmen hanedanı sever. Yok villalar olmuş, 10 tane villası olmuş. Sever bunları. O sadece karşısındaki adam, yani göğdeki, köydeki kahvesi ya da mahalledeki adam ya da karşısına koyduğu adam işine şey, karşı olsun. Yani o maşa yap, iktidarı kaybetmeyeyim. Yani onun dediği çıkmasın. Evet. Onun dediği çıkmasın.